Merhaba arkadaşlar. Bugün antik kılıçlar serimize Gladius'la devam ediyoruz. Belki en çok bildiğiniz kılıç olacak bu bu seride yer alan kılıçlar arasında. Gladius aslında Latince'de her türden kılıç anlamına gelen bir anlamda kullanılmış ama dar bir anlamda biz onu tek bir kılıç olarak biliriz. Roma dönemindeki ilk dönemlerdeki bilinen adıyla Gladius Hispaniensis yani İspanyol kılıcı olarak adlandırıldığını görürüz. Kelimenin kökenini aradığımızda da karşımıza bugünkü Galce, Cladif ya da Breton dilindeki Klezef kelimeleri gelir. Her ikisi de normalde kılıç anlamında kullanılan kelimeler ve bu kelimenin kökeninin kelçi olabileceğini gösterir. İşte gladyatör kelimesi bu gladius'tan doğmuştur. Bu gladius kullanan kişiye verilen isimdir. Meşhur İtalyanların yeraltı örgütüne de gladio denilir. O da bu ismi kılıçtan alır malumunuz. İlk ne zaman ortaya çıktığı tartışmalı tabii. Pön savaşlarından önce yani Milattan önce 360'larda Galya bölgesine yapılan e, Telemon savaşı ile kullanıldığına dair anlatımlar vardır ama genellikle ilk kullanıcılarının bugünkü Portekiz veya İspanya'ya ev sahipliği yapan İber Yarımadası'ndaki kabileler olduğu düşünülür. Ve Pön savaşlarına mütakip de o dönemin kılıçlarının nispeten daha kısa olması ve çift kenarlı bıçağındaki keskinliği sebebiyle de kesme ve saplama noktasında sağladığı avantajlar yüzünden M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren Roma lejyonerlerinin standart kılıcı haline geldiğini görürüz ve envanterde yer almaya başlar. Yani Romalıların kılıcı olarak bildiğimiz bu kılıç aslında Romalılara çok çektirmiş olan bir kılıçtır. O dönem yakın dövüşün yaygın olduğu savaşlarda da dar alanda iyi bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Daha önce Roma ordusu tarafından kullanılan Kopis adı verdiğimiz ki ondan da bahsedeceğiz ilerleyen bölümlerde. Antik Yunan'da kullanılan kılıçlara benzeyen kılıçları bu yüzyıllarca zaferden zafere koşmalarını sağlayan kılıç ile kopisleri bu yıllarca zaferden zafere koşmalarını sağlayan kılıçlarla değiştiriyorlar kopislerin çok ağır ve hantal olmalarının yanında uzunlu olmaları sebebiyle pön savaşlarında dezavantajını görüyorlar. Romalıların en iyi özelliklerini söylerken diyoruz ki iyi öğrencilerdir. Buna sıklıkla değiniyorum. Bundan da dersini alıyorlar ve bu kısa kılıcın ilk önemli başarısında Scipio Africanus komutasındaki ordunun İspanya'daki taarruzlarında, İspanya'da yaptığı savaşlarda ve Zama'da kazandığı zaferde görüyoruz tam bir katliam olan Korint'in fethedilmesi sırasında da uzun kılıçlara karşı ne kadar avantajlı olduklarını bir kez daha gösteriyorlar. Aslında yakın zamana kadar da kazılarda pek örneği bulunmadığı için ki demir örneklerinin korozyon sıkıntısı yaşaması takdir edersiniz ki normal. Daha çok tarihçilerin anlatımlarında veya görsel tasvirlerinden tanınan bir silah olduğunu biliyoruz Gladius'un. Gaius Marius'tan bahsetmiştim Spartacus yayınlarında hatırlayacaksınız Roma ordusunun reformistidir. Onun M.Ö. 107 yılında orduya getirdiği Marian reformları olarak meşhur olmuş olan düzenlemelerle bir askere scutum adı verilen bir kalkan veriliyor veya bu taşıması gerekliliği öne sürülüyor adı verilen ciritler var. Bir hançer var ve gladiusu bulundurmaları gerekiyor. Bunları genelde kendileri temin ediyorlar ama orduya verildiği veya standart haline getirildiğini bu dönemden sonra da görüyoruz. Tabii askeri tabakalar arasında da bu arada bunu elde edemeyecek kadar düşük düzeyde olanlar var. Fakat orada envanterinde Gladius'u ilk defa burada görmemiz sebebiyle bu reformlar önemlidir. Ve artık ordunun bir standardı olmuştur ve dünyadaki diğer devletlerden kendisini Roma böylelikle ayırmıştır. Ee, savaş sırasında nasıl savaşıyorlardı? Önce pilaları atıyorlar yani ciritleri. Sonra kalkanların arkasından gladiusları çekiyorlar. Ya taarruz yapıyorlar ya da savunma yapıyorlar. Bu kısa ve etkin kılıçlar ordunun kalkanlarını birleştirerek oluşturduğu formunu bozmadan çarpışmasını sağlıyor onlara. Karında çok ciddi yaralar açtığını görüyoruz. Ölümcül oluyorlar bu durumda. Bazen kalkanların arkasından ayakları da darbe vurduklarını görüyoruz. Bu da karşıdaki düşmanı moral olarak da zayıflatan taktikler aslına bakarsanız. Gladiusları nasıl taşıyorlar? Balteus adı verilen bir nevi palaskalar var arkadaşlar ve onlara asılmış olan ahşap veya metal saçtan yapılmış kınların içinde bulunduruyorlar. Balteusu görseniz tanıyacaksınız hemen. Benim nesil Asterix romanlarından bilir askerlerin kemerlerini, Roma askerlerinin kemerlerini. Gene umuttan rica edelim resmini yan tarafa koysun. Keltlerin torunları İskoçların eteklerin üzerine taktıkları kemerinde öncüsüdür bu balteuslar. Oradan da takip edebiliyoruz keltlere sıçramasını. Palaskan diyorsanız da askerlik vazifesini yerine getirmeye veya Google'a bir araştırma yapmaya yönlendirelim sizi. Böylelikle Palaskayı da görmüş olursunuz. Şimdi bu etkinliğini binlerce savaşta ispatlamış bir kılıçtan bahsediyoruz. Yıllar içinde de pek evrime uğramamış aslında bakarsanız. Bazı küçük değişimler yaşamış ama bulunan ilk örneklerinin yani milattan önce 2. yüzyıla ait olan örneklerin daha uzun olduğunu görüyoruz. Neredeyse uzunluğu ile meşhur olan Galya kılıçlarına yakın boyutlarda yapıyorlar. Galyalılar ile savaştıklarında yakın dövüşteki etkinliğini artırmak için saltmaya başladıklarını düşünmek pek de yanlış olmaz. Çünkü Galya fethinin ardından milattan önce 1. yüzyıl örneklerinde kılıcın artık kısalmaya başladığını görüyoruz ve Mines tipi denilen bu modellerde daha geniş yapılıyorlar ve uçta mukru adı verilen bir sivri uç vardır ve bunların da uzadığını görürüz. Bu saplamayı daha da kolay arttırır ve gücünü arttırır, yarma gücünü arttırır kılıcın. Pompei tarzı dediğimiz kılıçlarda yani milattan sonra 1. yüzyıldaki modellerde de ucunun tekrar kısaldığını görüyoruz ve eski haline biraz daha dönüyor. Fulham Gladius da var. Özellikle Britanya fethi sırasında. Ama Mainz'dan ben pek farkını hatırlayamıyorum açıkçası. Teknik farklılıkları da çok gözümün önüne gelmiyor. Ama kıyaslama yaparsanız Mainz Fulham arasında alta yorumlara yazarsanız diğer arkadaşlar da öğrenmiş olur. Şimdi kalkacağım, bakacağım videoyu yarım kesmek de istemiyorum. Çünkü Fulham sonradan aklıma geldi açıkçası. Neyse ben bir de cesurca tarihlendirdim bu kılıçları ama herkese açık bir ortamda fakat Roma kılıçlarını tarihlemek çok zor bir iştir arkadaşlar. Aranızda daha önce bu konuya merak salmış olanlar varsa onlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Çünkü durmadan değişen bir yapı var. Yapılan kazılarla bu tarihlendirmeler çok hızlı bir şekilde değişiyor. Belki de değişmiştir şimdi benim söylediğimden de ben gözden kaçırmış olabilirim. Ha neden yapılmıştır kılıçlar oraya gelelim. Şimdi her ne kadar birkaç Toledo çeliği örneklerine rastlanmış olsa da kılıçların daha çok demirden yapıldığını duyarsınız. Fakat bunlar saf demir değildir arkadaşlar. Yani çelik o dönemde bizim bugün bildiğimiz teknolojide üretilmiyor. Çelik yok yani. Ama nispeten daha yumuşak olan saf demiri doğada da bulamazsınız. Bulunan demirin içeride metalik kristaller var. Karbon var içerisinde. Bu sebeple çelikten yapıldığını söylenseniz de buna şaşırmayın. Ya bugünkü gibi bir teknolojide üretilen karbon miktarı ayarlanarak yapılan bir çelikten bahsetmiyoruz burada. Doğada bulunan yani karbon barındıran demir cevheri kullanılıyor. İşte cüruhlarından ayrılıyor falan. Yani... Demire daha yakın olmakla beraber çelik denildiğinde de yanlış söylenmiş olmaz. Yani çelikten yapılmış diye söylenmiş olursa. Kabzaya kapulus deniliyor ve kabzası genellikle ahşaptan yapılıyor. Ama bronz ve gümüş kaplamaları da görmek mümkün. Kemikten yapıldığını da görüyoruz. Genellikle süslü oluyor bunlar ve tabii ki subay ve üst düzey asillerden birisi taşıyorsa sapında sağlam bir kavrama sağlamak için dört tane oluk açıldığını örneklerinde çokça görürüz. Kılıçları hatırlarsınız filmlerden. Sapın ucunda yer alan ve genellikle yarım küre şeklinde de bir kulp vardır. Bu sadece son tutuşu sağlamıyor aynı zamanda kılıcı muhteşem bir denge veriyor. Hani Maximus'un gladyatör filmindeki kılıcı ne kadar rahat salladığını, ne kadar rahat kullandığını bir hatırlayın. İşte bu arkadaki ağırlık aynı zamanda darbe hızını arttırmaya da yardımcı oluyor. Kabzanın biz ayrıca dökülüp perçinlendiği örneklerini daha çok görüyoruz ama Kopeş'te olduğu gibi ya da Kopeş'te gördüğümüz gibi tek parça halinde dökülebiliyor kabza ile beraber. Kılıç genellikle 50 ila 85 santimetre uzunluğu arasında diyebiliriz genişliğinin 9 santimetreye kadar çıktığını görüyoruz darbe gücünün ne kadar etkin olduğunu görebilirsiniz böylece. Ağırlığının fakat az olduğunu görüyoruz. Genellikle 1,5 kilo civarında olduğunu söyleyebiliriz kılıçların. Bu taşımayı kolaylaştırıyor. Aslında Gladius bütün ordu mensupları tarafından da kullanılmıyor Roma'da. Muhtemelen eğitimi diğer uzun kılıçlara göre daha kolay ve bu yüzden yeni askerler tarafından daha çok tercih edildiğini zannediyoruz. Bazı lejyoner ve piyadelerin Diğer kılıç türlerinin özellikle de süvarilerin, süvariler tabi kullanamazlar Gladius'u. Onların daha uzun kılıçları var. Onlara da Spata adı veriliyor. Spathalar gibi kılıçları kullandığında görüyoruz piyadelerin. 500 yıldan fazla bir dönem ama etkin bir güç olarak kullanılıyor o dönemin süper gücü tarafından. Bu yüzden de tarihin en etkili savaş aletlerinden birisi olarak kabul edilir Gladius. E, Milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren de daha uzun kılıçların yaygın hale gelmesini görüyoruz Roma ordusunun içerisinde. Ama bu kılıç Roma'da etkinliğini kaybediyor fakat düşmanları olan özellikle Germen kabileleri tarafından daha yoğun kullanılmaya başladığını görüyoruz. Bir nevi Roma yine kendi sonunu kendisi hazırlıyor. E, hem kullandıklarıyla hem terk ettikleriyle. Ee, özetlersek gücünü ve etkinliğini dönemin en gelişmiş topluluğu ve dünyanın görmüş olduğu en büyük imparatorluğun silahı olarak kanıtlamış olan bu enfes kılıç tarihteki muazzam yerini alıyor. Önümüzdeki yıllarda yapılacak daha derin araştırmalar, teknolojisi ve kullanımı ile ilgili bize daha detaylı bilgiler sağlayacaktır muhtemelen yapılan yeni kazılar. Roma tarihi tutkunlarının hoşuna gideceğini umut ediyorum bu videonun. Ve umarım silahların tarihi ile ilgilenen arkadaşların da merakını celbeden bir bölüm olmuştur. Kalın esenlikle en kısa zamanda tekrar bir başka muhteşem savaş aletini sizlere anlatmak için görüşmek üzere arkadaşlar. Müzik